Hangisi bitkilerde kök sisteminin görevlerinden biri değildir demiş. Bakın toprağa bağlar bitkiyi. Su ve suda çözülmüş besin elementleri minerallerin alınmasını sağlar. Bazı besin maddelerini depo edebilir değil mi? Mesela havucu düşünün. Doğru mu? Bazı hormonlar üretebilir. Mesela sitokinin kökte üretilir. Kısilemle diğer kısımlara taşınır. Topraktan karbondioksit alma, gazı alma diye bir şey e, olsa olsa ancak oksijen için geçerlidir. Karbondioksiti atarlar arkadaşlar. Kendi metabolik e, sistemleri sonucunda oluşan karbondioksiti atarlar. Tutup da hani karbondioksiti bir yerden bir yere taşıdık, kökten attık tarzında bir şey yok bitkilerde. Buradaki kök hücreleri sonuçta canlıdır. Metabolik faaliyetler için oksijen alır, karbondioksit verirler. Cevabımız ne oldu? C seçeneği. Bitkinin kök ucunda bulunan hücrelerde hangisinin görülmesi beklenmez? Kök ucu, toprak altı, kloroplast tabii ki yok. Selüloz çeperli hücreler olabilir. Sentrozom zaten gelişmiş bitkilerde bulunmaz. Çekirdek olabilir. Meristem hücrelerini düşünün arkadaşlar. Büyümeyi sağlıyor. Değil mi? Uzamayı sağlıyor. O zaman hangisinin görülmesi beklenmez? 1 ve 3. Cevabımız A seçeneği. Kloroplast taşır, açılıp kapanabilir. Fotosentez, oksijen sonu ve terleme olayında etkilidir. Sanki bize stomalardan bahsediyor değil mi? Bitkisel yapı hangisinde bulunmaz demiş. Bu stoma otsu bitkinin gövdesinde bulunabilir. Kurak bölge bitkilerinin yaprağında özellikle alt epidermiste ve derinlerde gömülmüştür. Nemli bölge bitkilerinde yaprağın üst epidermisinde de olabilir, alt epidermisinde de olabilir yani her iki yüzde de olabilir. Fakat odunsu bitkilerin Gövdesinde ve kökünde stoma bulunmaz arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Damarda bitkilerde iletim boruları olaylarından hangilerini gerçekleştirmez demiş. İletim boruları dediğimiz kısilem ve fluem. Odun boruları, soymuk boruları. İşte bunların içerisinde trake trakeitler var. Soymuk borularında arkadaş hücreleri fluem yapısının içerisinde kalburlu borular var. Peki hocam inorganik maddeleri kökten yapraklara doğru iletme, değil mi? Odun borularının, yaprakta oluşan fotosentez ürünleri soymuk borularının su ve mineral depolama olayı demiş. Arkadaşlar depolama değil. Bu iletim boruları bir yerden bir yere iletirler. Burada sürekli bir e, akış söz konusudur. Depolama nedir? İşte kökte depolanabilir, gövdede depolanabilir, yaprağın belli bölgelerinde depolanabilir. O yüzden doğrudan böyle bir görevi yoktur arkadaşlar iletim demetlerinin. Cevabımız yalnız üç olacak. Otso bir bitkinin kök, gövde ve yapraklarında bulunan tüm canlı hücreleri hangisini gerçekleştirebilir? Bir kere hücre canlıysa protein sentezini ve ATP sentezini yapar değil mi? Peki arkadaşlar, yaprakta bulunanların mesela hücre bölünmesi yapması diye bir şey var mı? Hücre bölünmesini kim yapar hocam? Meristem doku yapar. Kök ucunda, gövde ucunda bulunur değil mi meristem doku? Fotosentez dediğiniz şey mesela meristem doku hücreleri tarafından yapılmaz, epidermis hücreleri tarafından yapılmaz. Selüloz bitkinin çeper yapısıdır. O yüzden bunu yapılabilir kabul edebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1, 4 ve 5 olacak. Bitkilerde gözlenen stomalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Kloroplast bulundurur. Ot su bitkilerde gövdede ve yaprakta bulunabilir. Açılıp kapanma özelliğine sahip gaz alışverişi yapan nemli bölge bitkilerinde bol miktarda ve yüzeyeldir arkadaşlar. Sonuçta su kaybını önemsemez nemli bölge bitkileri. Zaten nemli ortamda suyun bol olduğu ortamdadırlar. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Bitkilerde gözlenen yapıları için özelliklerinden hangileri ortaktır? Bakın stoma, tüy, diken. Bunlar epidermis, farklılaşmasıyla oluşuyordu. Farklaşmayla epidermisin bakın oluşma bir nolu yapı ortak, madde ortak. Fazla suyu buhar halinde atma stomaların, aktif gaz alışverişi terleme yapma stomaların görevi, hayvanlara karşı savunma yapma tüy, mesela ısırgan otundaki tüyler ya da güldeki dikenler değil mi? Stoma burada görev almıyor. O yüzden ortağı sormuş cevabımız yalnız bir olacak. Tamamı su içinde bulunan bitkilerde yapılarından hangileri bulunmaz? Düşünün ki arkadaşlar bir akvaryum bitkisi var. Elinizde elodea bitkisi tamamen bakın su içerisinde. Buralar hep su. Peki stoma olmaz. Kutikula olmaz. Kutikula zaten apolar maddeydi. Su kaybını önlüyordu. Bu zaten her şeyi suyun içerisinde. Emici kök tüyleri, gerek yok. Çünkü suyun içerisinde yaşıyorsun zaten. Yaprak örtü tüyleri gerek yok çünkü su kaybını önemsemiyorsun zaten suyun içerisindesin. O yüzden bu tarz yapılar arkadaşlar tamamen suyun içerisinde olan bitkilerde gereksizdir. ÖSYM tadında bir soru bakın. Epidermis hücreleri verilmiş. Birisinde ince kutikula salgısı, diğerinde kalın kutikula salgısı. Kalın kutikula kurak bölge bitkilerinde, ince kutikula nemli bölge bitkilerinde görülür. Bakın farklı iki bitki türüne ait bitki kısımları ilgili 1 ve 2 de kesinlikle fark göstermeyen şey nedir demiş. Kök yapısı mesela Kalın e, kutikulalı kurak bölge bitkileri daha böyle kazık kök ve içleri doğru toprağın içine doğru girmek için e, arkadaşlar gelişmiştir. Yaprak yüzey genişliğine baktığınızda kurak bölgede dardır ama nemli bölge bitkileri geniş ayalıdır. Stoma büyüklüğü nemli bölge bitkilerinde biraz daha büyüktür. Stoma sayısı nemli bölge bitkilerinde biraz daha fazladır. Neden? Çünkü zaten su kaybını e, tehlikeli olarak görmüyor. Her yer nem. Ama bakın lütfen dikkat edin. Mekanizma diye bir ifade kullanıyorsa stomaların açılıp kapanma mekanizması. Stomalar arkadaşlar küçük de olsa, büyük de olsa, az da olsa, çok da olsa şöyle epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşuyordu. Kloroplastları vardı. Dolayısıyla arkadaşlar bakın, kilit hücrelerin içerisinde su girdiği zaman açılıyordu, su çıktığı zaman kapanıyordu. Mantık buydu. O yüzden mekanizma arkadaşlar değişmez mekanizma ortaktır cevabımız D seçeneği. Verilen tabloya göre arkadaşlar X ve Y bitkileri için hangisi yapılamaz demiş hocamız. Bakın X'te de stoma var Y'de de. X'te kambiyum var ama Y'de yok. Bu bize kopya olabilir. Kalın kutikulası var Y'nin. Y böyle nemli bölge bitkisi de olabilir ama kambiyum olmaması bize bakalım soruyu çözdürecek mi? X bitkisinin gövdesinde kalınlaşma gözlenir. Kambiyum enine kalınlaşmayı sağlar. X bitkisi odun gövde yapısına sahiptir. Olabilir. Kambiyum demez. Kambiyuma sahip olanlar genellikle odunsu bitkilerdir. Genellikle ifadesine dikkat. X bitkisi kurak, Y bitkisi nemli ortamda yaşar. Şimdi kalın kutikulası yok diye X bitkisine sanki nemli, Y bitkisi ise kalın kutikulası var arkadaşlar kurak ortam deriz. Tersini yazmış hocamız. X bitkisinde iletim demetleri gövdede düzenli dizilmiştir. Çünkü kambiyum sayesinde hatırlarsanız şu şekilde bir dizilim olur arkadaşlar. Dışta fulemler, içte kısilemler olur. Y bitkisi ot gövde yapısına sahip olabilir. Çünkü kambiyum yok. Bu ifade de doğru olabilir. Cevabımız C seçeneği. Bir bitkinin yaprak enlekesi de aşağıdaki şekilde verilmiş. Numaralandırılmış kısımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir diyor. Bakın birin kalınlığı bitkinin bulunduğu ortam şartlarına göre farklılık gösterir. Kutikula kurak bölge bitkilerinde kalındır. Nemli bölge bitkilerinde ince. Suyun içinde yaşayanlar da tamamen suyun içinde olanlar da yok. 5. 2'nin farklılaşmasıyla oluşur. Stomalar epidermisin farklılaşmasıyla oluşur. 3 ve 4 kloroplast ile fotosentez yapar. Hatta fotosentezin en yoğun yapıldığı yer palizat parankimasıdır. 6 iletim demetleri diğer dokular arasında madde alışverişine yardımcı olabilir. Evet iletim parankimaları böyle bir göreve sahip. Üç sürekli bölünür demiş. Palizat parankiması bölünemez arkadaşlar. Zaten bölünebilen doku neydi? Meristem dokuydu. Palizat parankiması ya da sünger parankiması değildi. Meristemde primer ve sekonder olmak üzere iki ayrılıyordu. Primerler biliyorsunuz ki ucuna, sekonderler enine büyümeyi sağlıyordu. Böyle de bir özet geçelim. Cevabımız E seçeneği. Aşağıda çiçekli bir bitkinin kısımları numaralandırılarak gösterilmiştir. Numaralandırılmış bitki organları ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bakalım arkadaşlar bir dediğimiz yapı çiçek değil mi? Aktif olarak bitkinin üremesinde görev yapar doğrudur arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 numaralı yapılar sınırsız büyüme özelliğine sahiptir diyor. Bitkilerde büyüme sınırsızdır ancak arkadaşlar baktığınızda bitkinin tüm kısımlarında artık meristem doku bulunmaz temel doku, iletim doku, örtü doku gibi kısımlar da bulunur. Bunlar artık bölünemez hücrelerden meydana geldiği için bitkilerin bütün yapıları sınırsız büyüme özelliğine sahip değildir. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacak. 3 numaralı yapı bitkide madde iletimini sağlar. Evet, doğrudur. 3 ve 4 numaralı yapılarda bulunan meristem doku bitkinin büyümesini sağlar diyor. Evet, büyümesini sağlar. Meristem dokulara sahip olan hücreler sınırsız büyüme yeteneği sahiptir. 2 numaralı yapı fotosentezle bitkinin organik besin ihtiyacını karşılar. Evet, yapraklarda fotosentez yapılır. O yüzden bu da doğrudur. Yanlış olan seçeneğimiz ise bize do soruda sorulan seçenek ise B seçeneği olmuş olacak.